İyi akşamlar değerli izleyiciler. Adnan Oktar'la Hoş Sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın hocamız yayında. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sefa bulduk. Evet, siz neler konuştunuz benden önce? Göz artık edilen Kur'an hükümlerinden bahsediyor hocam. İnşallah detaylı. Evet, insanlar Kur'an'ın büyük bir bölümünü uygulamıyorlar. Meşhur olmuş, kendilerini meşhur ettiği konular var. Sadece onlara ağırlık veriyorlar. Hatta söylüyorlar, İslam'ın şartı 5 diyor. Onu yaparsan kurtuldun diyor. Öbür hükümler, yüzlerce ayet var. Binlerce ayet var, onlar ne olacak? Onları önemli görmüyor. İnanıyorlar da. Halbuki o ayetlerin içinde sırlar var. Hayatın derinlikleri, hayatın güzellikleri, hayatın bereketi onların içerisinde gizli. Onu fark edemiyorlar. O yüzden de bir türlü işleri rast gitmiyor birçok Müslümanın. Anlayamıyor da yani bu bela nereden geliyor? Bu dertler nereden geliyor? Onun için o gizlenen Kur'an hükümleri çok hayati. Yani insan tarafından bilinmeyen hükümler. İsra Suresi 97'de şeytanlar Allah'a sınırım. Allah kimi hidayete erdirirse işte o hidayet bulmuştur. Bizim çocuklar da öyle tebliğ yapıyorlar, anlatıyorlar falan. Adam bir türlü adam olmuyor. Bir mana da veremiyorlar. Ya bu nasıl insan falan diyor. 6 ay, 7 ay anlatıyor. Halbuki Allah hidayet vermiyor. Hidayet beyni açan, aklı açan özel bir ruh, özel bir bilgi. Ya beynin çalışmasını sağlayan özel bir bilgi. Adamın beyni İslam'a kasılmış olarak yaratılıyor. Hidayet bulmadığında. Anlamıyor o zaman. Yani beyninin o kısmı çalışmıyor. İşte o hidayet bulmuştur. Kimi saptırırsa onun için onun dışında asla veliler bulamazsın. Mesela saptırılmış oluyor. Adamı bütün gücüyle düzeltmeye çalışıyor. Bazen tansiyonu falan çıkıyor. Adamı düzelteceğim diye. Vardır öyle tipler. Ya bir türlü manyaklığı gitmez. Anlatırsın, konuşursun. Çok görmüştürsünüz değil mi? Ya diyor adam herhalde bu sene düzelmiştir diyor. Yine düzelmiyor. Bu hafta düzelmiştir diyor. Yine düzelmiyor. Allah özel saptırıyor. O da bir mucizedir. Yani abi normal zekaya sahip. Ama Allah tarafından saptırılmış. Saptırıldığını bilmiyor. Hidayet bulan da hidayet bulduğunu yani öyle alenen fark etmez. Sadece dine istidatlı olduğunu görür. Allah'tan korktuğunu görür ve de şaşırır insanlar niye hidayet bulmuyor. Yani niye Allah'tan korkmuyorlar. Yani çok açık Kur'an hükmü der. İslam hükümleri açık. Ya kavruyordur herhalde. Olamaz böyle bir şey falan gibi düşünüyorlar. Birçok kişi öyle düşünür. Halbuki hakikaten anlamıyor. Beynin o bölümü mucize olarak kapatılıyor. Bu görülür, elle tutulur bir mucizedir. Yani bir insana bir şey anlatırsın da nasıl anlamaz ya? Mesela diyorsun ki pencereyi aç diyorsun, açıyor. Kapıyı kapa diyorsun, kapıyor. Kur'an'daki bir hükmü anlatıyorsun, onu anlamıyor. Bu mucize yani bak sırf Kur'an'a mahsus bir mucize. Mesela saptırıyor Allah. Adam makul gibi görünüyor ama saptırılmış olduğu için akıl almaz delilikleri yapıyor. Mesela burada duruyor, namaz kılıyor hakikaten, İslam'dan bahsediyor, dışarıya bir çıkıyor, diskoteye gidiyor, uyuşturucu kullanıyor, sapıtıyor, aklını kaybediyor adeta, bambaşka bir şey oluyor. Sonra yine aklı biraz düzeliyor gibi oluyor, yine sapıtıyor. Bir de böyle işler, böyle kişiler, böyle olaylar
olduğunda insanlar şaşırmaması için Cenab-ı Allah bu ayetleri anlatıyor. İnsanların çoğu hemen hemen tamamı aklından çok emindir. Hatta ayette der, insan kendini beğenmezse çatlar ölür derler. Mesela genç delikanlılar var, İslam'a girmez. Onu çok büyük bir uyanıklık zanneder. Ya diyor, ben bayağı aklı başında adamım diyor. Kaptırır mıyım öyle diyor. Biliyorum da öyle insanlar oluyor diyor. Ben kaptırmam diyor. Genç kızlarda da var o. Ben çok uyanığım diyor. Halbuki Allah belanı vermiş. İçinde sevgi kalmamış, merhamet kalmamış, dostluk kalmamış, derinlik kalmamış, aşk kalmamış, hidayet kalmamış, hayattan zevk alamıyorsun, sevmekten zevk alamıyorsun, yaşamaktan zevk alamıyorsun. Zoraki canlı kalmaya çalışıyorsun. O zoraki canlı kalmaya çalışmayı da büyük bir uyanıklık zannediyor. Halbuki o belanın içine düşmüş oluyor. Böyle canlı mucizeler olur, insanlar bunu görmez. Yani insan mesela psikopat olması mucizedir. Anormal olması mucizedir. İşte insanın yakınları olur, dostlar mesela çocuğu oluyor, psikopat oluyor. Babası oluyor, psikopat oluyor. İşte karısı oluyor, psikopat oluyor. Anormal. Yani mesela Hazreti Lut'un hanımı. Lut peygamber olduğu halde anlamıyor onu. Kadın psikopat, Allah tarafından mucize olarak psikopat hale getirilmiş. Kurtulamıyor ondan. Ya peygamber mucize görüyor. Onun mükemmel ahlakını görüyor. Çok makul değil mi Müslüman olmaz? Olmuyor. Mesela Nuh. Ya yüzlerce yıl tebliğ yapıyor. Allah uzun ömür veriyor. O zamanları bizdeki olduğu gibi böyle gece gündüz şeker tüketmek, efendim ekmek falan yok. Herkes etle besleniyor. O yüzden de vücut sistemleri düzgün. Allah onu vesile ediyor. Belki de başka şeyleri de vesile ediyor olabilir. Ömürler çok uzun. Gece gündüz o mübarek insanın, Hazreti Nuh'un güzel ahlakını gördüğü halde karısı, ki lehine. Yani hatta sırf onun hoşuna gitsin diye bile dindar olabilir istese. Ama yapamıyor. Yapmıyor. Yani illaki asi oluyor. Halbuki onun aleyhine. Yani dünyevi anlamda da aleyhine. Hiçbir çatışma olmaz öyle bir şey yapmış olsa, dindar olsa. Yani hayatının konforu bozan hiçbir şey olmaz. Ama özellikle olmuyor bir mucize olarak. Allah ayette böyle kendilerine insanların iman ettiği gibi iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi iman edelim derler diyor. Onlar zaten Müslümanlara karşı çok uyanık olmanın verdiği heyecanla kendilerine çok emin oluyorlar. O özel bir olgunluk oluyor onlarda. Müslümanları uzaktan seyredip, yani Müslümanlar zaten mutlaka anormal olduğu kanaatinde oluyor. Kendini o anormalliğe düşmediği için de ne kadar akıllı olduğunu düşünüp kendini çok seviyor. Ya diyor, ben diyor onlar gibi böyle bir akılsızlık yapsaydım ne kadar kötü olurdu diyor. Allah beni korudu diyor. Ne kadar akıllı. Uzaktan seyrederler sizi diyor ayette. Özenle seyrediyor. Ya diyor, kendimi kaptırmadım. Helal olsun bana diyor. Hep ömür boyu onun sevinciyle yaşıyor. Allah'ın ahlakını bilmiyorlar. Bak diyor ki, onun dışında asla veliler bulamazsın. Allah'ın dışında onları koruyacak bir güç yok. Kıyamet günü biz onları yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlarla haşrederiz. Şimdi Allah'ı tanımadıkları için Allah'ın böyle bir ahlaksızlığa karşı müthiş hiddetleneceğini düşünmüyorlar. Yani insan hiddeti gibi değil Allah'ta. Mesela insan hiddetinde tansiyon çıkar, kızarır, ha, öyle değil. Allah intikam sahibi, Allah intikamı beğeniyor. Yani ödüllendirmeyi de beğeniyor ama intikamı da, insanda da vardır bu ruh. Yani intikamdan hoşlanır insan ama affeder, Allah affedin diyor. Ama ödüllendirmeyi de sever insan. Yani bir dostuna değil mi, güzel hediyeler alır, güzel yiyecekler alır, çocuklarına bir şeyler alır, onları sevindirmek onun hoşuna gider. O Allah'ın ahlakından bize gelen bir ahlaktır o. Yani insan ruhunda olan bir şey bu.
Yalnız cezalandırırken insan merhamet verilmiştir insana. Yani böyle hem vicdanını kullanır, hem merhametini kullanır, hem de ona gelen bilgi dar olduğu için hemen affetme yanlısı olur. Allah'a gelen bilgi, Allah'taki bilgi çok net ve kesin olduğu için Allah affetmiyor. İnsanlar da şaşırıyor diyorlar, yani akıl almaz azap ediyor Allah diyorlar, yani bu nasıl oluyor diyorlar. Halbuki Allah o adamın hem içini hem dışını tanıyor o kişinin. Yani her şeyini tanıyor. O bir kere cehennem için yaratılmış özel bir varlık oluyor, onu bilmiyor. Yani bayağı cibiliyetsiz, karaktersiz oluyor. İnsanlara yansıyan kısmı onun çok küçük bir kısmı oluyor. O hain bir kurnazlık içinde olduğu için, ahlaksız bir kurnazlık içinde olduğu için Müslümanlara kendini sezdirmiyor o. Kendini ve güzel ahlaklı, halim, terbiyeli bir... Halbuki Müslümanlara karşı köpek gibi kinli oluyor ve köpek gibi seyrediyor Müslümanları. Yani çok çok tehlikeli görüyor. Kendini de çok uyanık görüyor. Gerçek hayatları onların çok berbat olur. Hep Allah'a isyan içinde olur. Ama Müslümanların yanında bunu sezdirmemeye çalışırlar. Yani gücü yettiği kadar. Onun için Allah mesela bak ki onları diyor Cenab-ı Allah, yüzü koyun körler. Kör. Çünkü adam ne diyor? Görme tesadüfen yaratıldı diyor. Yani mutasyonlar sonucu yaratıldı diyor. Mutasyon sonucu meydana gelen bir şey kör olur, çalışmaz. Ya dünyanın en mükemmel kamera sistemi nasıl tesadüfen olsun ya? Mutasyondan olacak hiçbir şey yani. Dünyanın en mükemmel stereo ses sistemi, 3 boyutlu görüntü sistemine sahibiz biz. Yani şu anki teknolojiyle bu görüntü elde edilemiyor. İnsan beyninde oluşan şu görüntü kalitesini daha elde edemediler. Bu 3 boyutluluk. İşte 3 boyutlu filmler oluyor ama yine kalitesiz. Ve binlerce alet, binlerce mühendis bir araya geliyor. Ancak ucu ucuna yapılabiliyor. Ama adam ne diyor? Tesadüfen oldu diyor. Mesela insan beynindeki bu stereo sistem, stereo ses sistemi hiç olacak iş değil. Yani tesadüfen mutasyonlarla falan olacak bir şey değil. Teknik aletler kullanılıyor. Fabrikalarda binlerce mühendis bir arada söylüyor. Çalışıyor. Evet. Araştırıyor. Kendi aralarında konuşuyorlar falan. Bir netice elde ediyorlar ama şu anki ses sistemini elde edemiyorlar. Yani şu 3 boyutlu ses sistemi henüz elde edilemedi bilim tarafından. Onun için Allah onu da ellerinden alıyor. Yani çünkü tesadüfen oldu diyor ya, onu alıyor. Görme de, duyma da hepsi tesadüfen oldu diyor. Onları da alıyor Allah. Konuşma tam anlamıyla bir mucizedir. Harikadır. Yani bu insan sesinin bu halini taklit edemiyorlar. Yapılamıyor yani. Yani teknik alete yapamıyoruz. Yani belki ileride yapabilir ama binlerce mühendis bir araya gelip yapabiliyor. Yani emek sonucu. Adam ne diyor? Tesadüfen oldu diyor. Onun için Allah dilsiz hale getiriyor. Bak hem kör, hem sağır, hem dilsiz. Sadece ruhunun varlığının farkında. Olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir. Ateşi sükun buldukça çılgın alevini onlara artırırız. Bu çok çok karaktersiz olmalarından kaynaklanan ve sonsuza kadar karaktersiz olacakları için meydana getirilen bir durum. Bak ateşi sükun buldukça, sükun bulacağından değil. Allah orada onlara özel bir gösteri yapıyor. Onlar zannediyor ki ya diyor bu cehennem ateşi ne kadar yanar ki diyor. Hakikaten bir süre sonra sönmeye başlıyor. Ama yeniden yakılması çok ızdırap veriyor. Yeniden canlandırılması. Yani o yani monoton bir yanma olmuyor. Yani sürekli bir şey değil. Sönecek gibi oluyor, azalıyor. Allah bir daha yakıyor. Daha da kuvvetlendiriyor. Yine sönecek gibi oluyor, bir daha kuvvetlendiriyor. Bu onların canını yakmak için.
küfrün ne kadar aşağılık, ahlaksız olduğunu ve içlerinde ne kadar ahlaksız insanlar olduğunu insanlar bilemiyorlar. Mesela bak Suriye'de şu an Müslümanları acımasızca katlediyorlar. İnsanlar onları kafasını toparlayamıyor. Biz insanın içinde mesela ahlaksız insanlar gördükçe, zalim gördükçe içimizden buğz ediyoruz ama hayret içinde de kalıyoruz. Yani çaresiz kalıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Değil mi? Mesela İslam'a 1,5 yıl, 2 yıl mesela İslam'ı, Kur'an'ı anlatıyor. Kendi anlatıyor adam. 3. yılda bakıyorsun ahlaksız olmuş. Ahlaksızların içerisinde, zalimlerin içerisinde pür neşe onlarla beraber zıplıyor. Ya gece gündüz sen İslam'ı anlatmışsın, Kur'an'ı, su gibi İslam biliyorsun. Hiçbir zekanda bir kırıntı yok yani, bir kuşku dahi mi duymuyorsun ya? Hani acaba Allah olabilir mi dahi mi demiyorsun? Onu dese bile iman ehli olur. Yani kuşku duysa bile yapamaz onu. Çünkü ebedi cehennem var, böyle bir tehlikeyi hiçbir şekilde göze alamaz. Adı gibi emin oluyor ya. Adı gibi emin olunca da, ya o kadar akılsız olunca da o kadar uzun azap oluyor. Cennette insanlar bu cehennemi gerektirdiğini anlıyor. Dünyada anlayamazlar. Cennette zevk alıyor Müslümanlar cehennem ehlini gördüklerinde. Mesela burada görse dehşete kapılır birçok Müslüman. Ya görmeye tahammül edemezler. Ama cennette tahtlarında diyor gülerek seyrederler diyor. Bak orada insan aklının darlığı ortadan kalkıyor. Dar ufku ortadan kalkıyor. Geniş ufukla ve derinlikle baktığı için o cezayı hak ettiğine kesin inanıp ondan keyif alıyor o zaman. Evet. Bu dünyada anlayamıyor insanlar. Ya bu kadar da hak etmiyordur falan diyorlar mesela bir şey olduğunda. Çünkü ufku dar oluyor. Yani bilgi dağarcığı dar oluyor. O kişiyi tam kavrayamıyor. Tam anlayamıyor. Bu şüphesiz onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve biz kemikler haline geldikten sonra, toprak olup ufalandıktan sonra, dağıldıktan sonra mı gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta diriltileceğiz, yeniden mi dünyaya getireceğiz, yeniden mi diriltileceğiz demelerine karşılık cezalarıdır. Ya seni daha önce yarattı mı? Evet. Yarattı, görüyorsun şu an. Peki bir kere olan bir şeye niye şaşırıyorsun, ikinci kere olur mu diye ya? Yani mesela bilgisayar yapıyor fabrika. Biz adımız gibi eminiz fabrikanın bir daha yapacağından. Bilgisayarı. Ama bir de bakıyoruz ki bilgisayar beynimizin içinde var. Dışarıdaki fabrikayı göremiyoruz. O zaman beynimiz içinde o görüntüyü kim yaratıyor? Defalarca yaratacağım. Oradaki en zayıf akılla bile anlaşılacak bir şeyi bilerek ve sırf pislik olsun diye inkar ettiklerinde Allah ben bu cezayı veriyorum diyor. Yalnız diyor ki ya diyor ceza çektikten sonra o akıllanır falan diyor insanlar. Yani bir süre ceza çektikten sonra o halde kalacak hal yok diyor. Akıllan diyor, öyle zannettikleri gibi değil. Asla diyor Allah. Yani sonsuza kadar akıllanmaz diyor. Yine göndereyim dünya, yine yaparlar diyor. Yani defalarca olsa diyor yine yaparlar. Öyle bir konu olmuyor. Ya küfür kendine çok emin oluyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Bayağı evet, kendine emindirler. Evet. Yani Müslümanlar bak gördüklerinde böyle şefkatle bakıyorlar. Evet. Hayret ediyorlar yani. Ya onların ya böyle bir inanca nasıl girdiklerini de şaşırıyorlar. Hem acıyor bir yandan, hem şaşırıyor. Hem de aklının kıtlığına hayret ediyor kendi kafasına göre. Kendi perişanlığının hiç farkında değil. Kendi aklının yokluğunun farkında değil. Mesela Suriye'de Şebeha mı bir örgüt var. Bunlar gece gündüz Müslümanların boynunu kırıyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Kadınların karnını deşiyorlar. Hamile kadınların. Ama her gün Müslümanları yakıyorlar. Şimdi böyle bir adama nasıl ceza verilir?
İşte bunu Allah iyi biliyor. İnşallah. Suriye'deki böyle zalimler olduğu gibi Irak'ta da böyle zalimler var. Afganistan'da da zalimler var. Bir kısmı bunların Allah tarafından öldürülüyor. Yani mesela intihar görünümünde öldürülüyor. Başka türlü öldürülüyor. Allah bunları götürüyor. Ve bu yaptıklarına karşılık bunları cezalandırıyor. Bu ceza işte Müslüman gördüğünde ferahlıyor cennette. Ama bu dünyada birçok Müslüman bundan dehşete kapılır. Yani buna tahammül edemez. Yani dünyadaki ufku dar olduğu için, yani o hikmeti görme ufku dar olduğu için, hikmeti bilemeyeceği için tahammül edemez. Cennetteki halini görmeye bile tahammül edemiyor insan. Cennetteki gerçek hali gösterirse insanın yaşama arzusu, yani kendini beğenme arzusu, yani allak bullak olur. Allah için yaşamak ister de kendini dehşet verici olarak görür. Ya aynaya dahi bakmaz. Yani cennetteki görüntüsünü görürse bir daha aynaya bakmaz. Yani özü kopar aynaya bakmaktan. Vitrinlere falan da bakamaz. Hiçbir yere bakamaz. Kendini akıllanmaz çirkin görür yani. Cennet görüntüsüne göre. Mesela herhangi bir hanım oluyor. Mesela dünyanın en güzel hanımlar oluyor böyle çok güzel hanım. Cennetteki halini görse hiçbir şekilde bakmaz aynaya bir daha. Cenab-ı Allah öyle yaratıyor. Küfür için Allah vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Evet. Zulüm ve büyüklenme. Anlamadığından değil bak. Ruhundaki sonsuz zalimlik ruhu ve sonsuz büyüklük ruhundan kaynaklanıyor. Sonsuz büyüklük ruhunda Allah'tan daha büyük olduklarına inanıyor küfür. Haşa, onlar Allah'ı beğenmezler, küfür. Diyor ya mesela Öcalan, ben diyor, kendim Allah oldum diyor. O kendini Allah'tan üstün görüyordur. Yani akıl almaz bir zulüm ruhu oluşuyor. Haşa, Tanrı'yla savaşımda galip geldim diyor. Efendim? Tanrı'yla savaşımda galip geldim. Tabii, Allah'ı yendim diyor. Allah'tan daha büyüğüm diyor Abdullah Öcalan. Bak, Allah'la savaştım. Haşa, Allah'ı yendim diyor. Allah'tan daha büyüğüm diyor. Zaten PKK'lılar da ona ilah diyorlar. Haşa, Allah diyorlar. Yani böyle bir şeyde bu sözü Allah işte cehennemde geri aldırttırıyor. Ama sonsuza kadar geri aldırttırıyor. Geri aldım demiyor da haliyle aldırttırıyor. Yani pişman oldum demiyorlar ahirette. Cehennemde pişman oldum demiyor. Yani insanlar öyle olur zannediyor, demiyorlar. Evet. Mesela Allah'ınıza söyleyin de diyor. Bana biraz su versin diyor. Veyahut bu ateşi biraz azaltsın diyor. Azabı biraz ara versin diyor. Allah'ınıza söyleyin diyor. Yine orada Allah'a tavır koymuş vaziyette. Yine büyük görüyor kendini. Vücuduna da şaşıyor zaten. Kendini haşa Allah gibi gördüğü için. Vücudu dile geliyor, onun yaptığı ahlaksızlıkları anlatıyor, derisi, gözü, kulağı. Onlara da kızıyor, kendi vücuduna da kızıyor. Bunlara ne oluyor böyle diyor. Bak, enaniyeti görüyor musun, ruhundaki azgın enaniyeti? Büyüklük hırsını. Allah o büyüklenme hırsına Kur'an'da çok dikkat çekiyor. Müslümanlara düşük akıllı diyorlar. Cenab-ı Allah diyor ki asıl düşük akıllı onlardır diyor. Ama farkında değil. Ama yani bizim bilemeyeceğimiz derecede güçlü bir düşük akıl. Yani ilk bakışta herkesin anlayabileceği gibi ilk bakışta insan normal bir insan zannediyor. Ama Allah delil olarak şöyle diyor Allah, yani oradan çıkarılabilir. Onların diyor bakışlarındaki bozukluktan ben istersem anlarsın diyor peygambere, peygamberimize. Yani demek ki bozuk bakıştan anlaşılabiliyor. Ama diyor onların konuşmalarındaki bozukluktan anlaşılıyor. Onlar zırvalıyorlar. Yani zırvalama tarzında konuşuyor. Çünkü nefsi adına konuştuğu için hep kendi nefsini kurtaracak, kendine çıkarını kurtaracak şekilde üçkağıtçı bir usul kullanır o tipler.
hep böyle sahtekarca kendi çıkarlarını ince ince kurtaracak bir yöntem izler. Ve Müslümanlardan da ne yönden istifade edebilir ona bakar. Ne çıkar elde edebilir? Yani onu da ince ince düşünür. Ama kendinin hiçbir şekilde İslam'a hizmetinden kaynaklanan bir mağduriyet içinde olmasını istemez. Kendi kafasına göre, mağduriyet olarak görür. Yani herhangi bir hizmet istemez. Bak diyor ki Yunus Suresi 54'te Cenab-ı Allah, onlar azabı görünce, ahiretteki o şiddetli azabı, o yakma azabını ve diğer azapları görünce, pişmanlıklarını gizlerler diyor. Pişman olmadım diyor. Ama bak dediğinin şiddetini görüyor musun? Ya öyle bir ortamda bir insan buna nasıl tahammül eder ya? Değil mi? Ya Rabbi affet beni diyor, yere kapanması lazım. Yapmıyor. Pişman olmadığını söylüyor. Israrla. Yüz binlerce, milyonlarca sene eziyet görüyor cehennemde. Israrla pişman olmadığını söylüyor. Pişman değilim diyor. Allah diyor ki onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilmiştir diyor. Haksızlığa uğratılmamışlardır diyor. O Allah'ın adaletsiz davrandığına inanıyor. Onun için Allah'a karşı haşa öfkesi daha da artıyor. Daha da kinleniyor, daha da tersleşiyor cehennemde. Ve pişman olmadığını söylüyor ısrarla. Allah'ın haksızlık yaptığını söylüyor. Allah onun için onları konuşturmuyor ahirette. Yani sürekli bunu söylüyor çünkü geveze bir şekilde. Sadece ifadeler alınırken bazı vakalarda Allah söylüyor, bazen hiç söyletmiyor. Yani pişman olmadıklarını görsünler diye Müslümanlara usulen hükmen birkaç kere söyletiyor. Yani ara ara. Pişman değil diyorlar. Evet. Siz belirtmişsiniz, oradaki hayata da şaşırmıyorlar demiştiniz. Bizi uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diyorlar cehennemdeki. Evet, ahirette canlandırıldıklarında bir oyun oynandığını düşünüyorlar kendilerine. Ya diyor, bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı diyor. Yani ölüp dirildiğini farkında değil. Uykudan uyandığını zannediyor. Onun için Hazreti Ali de diyor, bir uykudan uyanır gibi dirileceksiniz diyor. Bir uykudayız biz, şu anda da bir uykudayız. Evet, inşallah. Olay ondan kaynaklanıyor. Yani insan da dirilirken, yani ölürken dirilme şeklinde uyanıyor. Şimdi ölüm diyorlar ya, ölüm aslında dirilme oluyor. Evet, inşallah. Kıyamet, kıyam, ayağa kalkmadır. Evet, evet. Kıyam. Yani öldüm dediği adam dirilmiş oluyor zaten. Yani uyanmış oluyor, uykudan uyanmış oluyor. Uykudan uyanır şekilde kalkıyor zaten. Ona görünen o şekilde oluyor. Ama diğer kişilere öldüğü gösteriliyor. Yani onlara rüyasında ölme görüntüsü gösteriyor. Adam çırpınıyor, yere yatıyor, ya bağırıyor artık. Veyahut işte kan görüyorlar. Yani ölüme ait alametler görüyorlar. Ama ölen öyle değil. Ölen uyanma şeklinde. Eğer zulüm ehli ise feci şekilde dövülerek can alınıyor. Onu ama insanlar görmez. Bazen eğer tabi tam deli olmamaktan beraber dikkatlice izlerseler böyle bazı zalimleri, onlar feryat ederler. Yani şey haldeyken, yekaza halinde feryat ederler. Yani söyler işte, bana vuruyorlar, işte azap ediyorlar falan. Ama çok nadirdir yani, çok çok nadir. Bunu herkes göremez. Tam delil de değildir zaten bu. Tam delil değildir. Yani ehli için delil olur. Mesela azılı bir zalim, azılı bir deccal mesela ölüyor. Ölürken buna ait özellikler göstertir. Yani normal olmuyor. Yani Allah ibret olsun diye yapıyor. Ama Müslüman da tabii imtihan olarak çok şiddetli sadmeler içinde ölebilir. Yani görünüş olarak dışarıya Müslümanlar öyle göstertilebilir. İmtihan olarak.
Yoksa mümin muttaki ise zaten Cebrail başta olmak üzere direkt diğer melekler geliyor, sevdikleri geliyor falan, güler yüzle alır götürürler. Yani kalkar yattığı yerden, kalkar götürürler. Ama küfürde öyle olmuyor. Küfür aniden sopa yemeye başlıyor. O zaman anlıyor olayı. Yani ondan sonra zaten dönüşü yoktur. Yani sopa yiyerek can alınıyorsa dönüşü yoktur. Ayaklar birbirine dolaştığında diyor ayette. Şimdi bunu tefsir ediyorum ama aslında anlamı açık Allah-u Alem. Ayak algısı karışıyor. Yani vücut ruh hale geldiği için ayrı ayrı ayak algısı olmuyor. Ayağı birbirine karışıyor. İkisi bir bütün olarak hissediliyor. Çünkü o gidiş şekli ayak olarak ayağını kullanarak gitmiyor. Süzülerek giderler diyor ayette. Yani bir bulut gibi götürülüyorlar. Süzülerek, hatta şeyler halinde diyor Allah. Topluluklar halinde, dalgalar halinde gelirler diyor. Bize gelirlerken diyor. Yani ama süzülerek. Yani toplu bir arada süzülerek geliyorlar. Bak diyorlar ki Araf suresi 50'de ateş halkı, cehennem halkı cennet halkına sesleniyor. Televizyon gibi bir bağlantı sistemi var. Öyle sesleniyorlar. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Ama bak Allah'la muhatap olmak istemiyorlar haşa. Yani o sizin Allah'ınız diyor, size su veriyor, rızık veriyor. Ondan bize verebilir misin? Onları kandırabilecek zannediyor. Ama Allah'ı ikna edeceklerine dair kanaatleri yok. Dünyadaki uyanık kafalar var ya, o insanları kandırma kafası, orada da devam ediyor. Hatta orada cehennemde böyle macera filmindeki gibi kaçmaya çalışıyorlar. Mesela bir yerlere tırmanıyorlar, bir aralarda dehliz bulmaya çalışıyorlar. Her seferinde rezil oluyorlar. Müslümanlar da bunu gördükçe yerlere yatarak gülüyorlar tahtlarda. Her seferinde Allah rezil ediyor. Yani tahtlarda onlara gülerler diyor ya ayette. Kaçmaya çalışıyorlar çeşitli yerlerden. Yani böyle bir menfez, bir yer bulmaya çalışıyor. Oradan devrilip düşüyor. İşte o aralara sıkışıyor mesela. Kaçacağını zannettiği yer aranın içine sıkışıyor. Yani komik hale geliyorlar. Müslümanlar da onlar diyor tahtlarda seyredip gülerler diyor. Kahkahalarla gülüyorlar Müslümanlar. Eğleniyorlar yani onların o haline. Akılsızlığını. Ama daha hala orada bile akıllı oldukları iddiasındalar. Daha hala Müslümanları kandıracakları iddiasındalar. Daha hala Müslümanlardan büyük oldukları iddiasındalar. Dünyada da Müslümanlara bön bön bakarlar böyle çok akıllı olduklarını zannediyor. Hayretle. Böyle şaşırarak. Ama onlardan da ne çıkar elde edebilir ona bakar. Yani ne yapabilir? Bak ahirette de dertlerini çıkar elde etmek yine. Cennetin suyundan, yiyeceklerinden istifade etmek istiyorlar. O kısmı onları ilgilendiriyor Müslümanların. Diğer kısmı ilgilendirmiyor. Dünyada kandırmaya çalıştıkları gibi ahirette de kandırmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarına göre. Allah'a diyorlar ki, bir de bazıları da tabii kendini böyle şey zannediyor, çok akıllı zannediyor. Bazıları Allah'a karşı kandırmaya çalışıyor. Onlar diyor ki Rabbimiz diyorlar. Bir görüyorlar ya Müslümanlardan, hitap şekli olarak. Yani Allah'a kandırmaya, ayette de var, Allah'a kandırmaya çalışıyorlar diyor. Rabbimiz diyor, bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek diyor, bak yine Allah'ı kandıracağını zannediyor, dünyaya döner diyor. Eğer inkara dönersek diyor, artık gerçekten zalim kimseler oluruz. O zaman hakikaten kabul ediyor, zalim olduğumuzu diyor. Ulan yapmışsın işte, zalim olduğunu kendini teyit ediyorsun zaten. Yine gitse yine yapar diyor Allah. Defalarca adam yani mayası öyle. Cenab-ı Allah diyor ki, onun içine sinin, yani iyice yerleşin cehennemin içine ve benimle de konuşmayın diyor Allah. Bak benimle konuşmayın diyor. Çünkü münasebetsizler. Sürekli o psikopat ve kafalamacı bir mantıkla Müslümanlara yaklaşıyorlar. Allah'ı da haşa kandıracaklarını zannediyorlar.
kendilerini öyle uyanık zannettikleri için. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup, şeytandan Allah'a sığınıyorum, bir grup yani bir tebliğci, bir Müslüman topluluğu. Belki bu Mehdi cemaati, belki İsa Mesih'in cemaati. Rabbimiz iman ettik, sen artık bizi bağışlama, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısı derlerdi de, sen merhamet edenlerin en hayırlısı diyor Cenab-ı Allah'a övüyorlar. Siz onları alay konusu edinmiştiniz, içinden veya dışından. Öyle ki sizin benim size benim zikrimi unutturdular. Ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Ya içinden gülüyor ya dışından gülüyor. Kendince alay ettiği kanaatinde. Küfür pek kıymetlidir kendine. Eti de kıymetlidir. Cismi de kıymetlidir. Kafası da kıymetlidir. Ya her şeyle kıymetli görür kendini. Müslümanlar da çok kolay görür. Size benim zikrimi unutturdular. Yani bu zikir unutturma tabii onlar kurnazlık yapıyor. Kendi başındayken Allah'ı zikretmez o. Yoksa Müslümanları gördüğünde kandırmak için La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor, zikirde yapar. O anlamda değil. Yani gerçek anlamda zikret, yani kalbi anlamda zikir yapıyor. Yoksa küfür işine gelen yerde Allah'ı anar. Yani Müslümanları kandırmak için. Mesela cehennemde de anıyor. Değil mi? Ya Rabbi diyor. Ya hitap ediyor Allah'a. Siz onlara gülüp duruyoruz. Yani bu fiili gülme değil. Fiili gülme de var da. Yani içinden gülüyor. Alay ettiği kanaatinde. Dalı geçiyor kendi kafasınca. Emre Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. Cehennem bekçisine böyle deli ruhlu oldukları için bayağı manyak gibiler. Hani diyor ya bazen küfürde ya beni vur öldür falan diyor. Psikopatlık yaparlar ya manyak. Orada da yapıyorlar. Ey Malik diyorlar cehennem bekçisine. Malik bekçi demek. Rabbim bizim işimizi bitirsin. Bak Rabbin. İşimizi bitirsin. Bak psikopat ağzı kullanıyor görüyor musun? İşimizi bitirsin. Yani bizi vursun öldürsün diyor. Haykırdılar. Malik de diyor ki melek. Gerçek şu ki açıkça gerçeği size söyleyeyim diyor. Burada kalacak kimselersiniz. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmayacak diyor. Sürekli canınız böyle yanacak diyor. Böyle çok affedersiniz yani bir hakaret etmeyeyim dedi yani nezaketini nasıl söyleyeyim. Yani böyle bir avşak karakteri oluyor. Tabii mi öyle diyeyim ya. Haykırma tarzını bak haykırırlar diyor. Hani öldürme yani var ya psikopatlar bağırır böyle vur öldür bilmem ne orada da psikopatlık yapıyor orada da bağırıyorlar. Malik de çok sakin olarak böyle cevap veriyor. Gerçek şu ki diyor siz burada kalacak kimselersiniz. Baya nezaket. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki andolsun size hakkı getirdik fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz. İslam'dan, Kur'an'dan, Müslümanlardan tiksiniyor. Müslümanlar da onlardan tiksiniyor. Öyle yaratılıyor, kaderler öyle. Hakkı çirkin görüyor, İslam'ı çirkin görüyor. Yobazların da İslam'ı çirkin görmesi var. Mesela neşeyi çirkin görür. Sevinci çirkin görür. Neşe ve sevinç İslam'dır. İslami bir güzelliktir. Ama adam neşeyi ve sevinci çirkin görüyor. O da bir nevi küfür ruhu olmuş oluyor. Evet. Emre Bey nasılsınız? Vesileniz inşallah. Akşam çocuklar dedi ki hocam der sizin tefsirinizi kardeşlerimiz çok özlemişler dedi. Hakikaten çok istiyorlar. Ama tabii Türkiye'de belalı bir süreçte olduğu için uyarmam da gerekiyor. Fakat bu tarz bir sohbette gerekiyor tabii.
Cenab-ı Allah diyor ki, görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Mesela bu çok kolay bir mantık. Bunu herkes anlar. Değil mi? Yani bir şey yaratıyorsa, değil mi? Cenab-ı Allah benzerini de yaratır. Hayır, benim şaşırdım. Mesela bak, evlerinde televizyon var. Küfreden insanlar. Nasıl oldu diyor, fabrika yaptı diyor. Fabrika yaptı. Bir daha yapar mı? Yine yapar diyor. Beynin içinde olduğunu farkında değil. Beyninde yaratıldığını. Beynin içindeki televizyonu seyrediyorsun sen ya. Dışarıdaki televizyonu seyretmiyorsun sen. Dışarıdaki televizyonu sen ebedi göremezsin. Hiçbir şekilde göremezsin. Dışarıdaki televizyonu ancak tahmin edebilirsin. Beynin içindeki televizyonu sana kim yaratıyor onu bir düşün. Sen demedin mi fabrikada yaratılıyor diye. Birini yarattığını söylüyorsun. Bir daha olur mu dediğimiz evet olur diyorsun. Sen beynin içinde onu kim yaratıyor? Beynimin içinde değil diyemezsin, beynin içinde görüyorsun çünkü, inkar edemezsin. Dışarıda var diyor, tamam dışarıda var doğru ama sen beynin içindekini görüyorsun. Dışarıdakini görüyor musun? Yok. Dışarıdakinin görüntüsünü görüyorsun. Dışarıdakinin görüntüsünü görüyorsun. Dışarıdakine asla ulaşamazsın. De ki diyor Cenab-ı Allah, eğer siz Rabbimin de ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, yani Allah'ın o bol dağıtma ve nimet sunma imkanına sahip olsaydınız, bu durumda harcama endişesiyle gerçekten cimrilik edip elinizde tutardınız. İnsan pek cimridir diyor Allah. Hakikaten bir türlü kıyamıyor. Halbuki bak, mal da beynin içinde. Beyninin içindekini Allah'ın dağıtması için dua edecek, o kadar. Beynin içindeki görüntüyü. Ona kıyamıyor ya, beynin içindeki görüntüye. Dağıtmaya kıyamıyor. İnsanın fıtratında var, öyle yarattım diyor Allah, cimri yarattım diyor. Bu cimrilikten dolayı bütün dünya sürünüyor şu an. Bir avuç zengin var. Yani dünyanın mesela %1'i zengin, %99'u fakir. Sürünüyor bütün dünya. İşte bu ayetin tecellisi olarak. Cimrilikten çıksalar bütün dünya zengin olacak. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Adnan Oktar'la Hoş Sohbetler programımız sona erdi. Hepinize hayırlı akşamlar.